Evet arkadaşlar, ben Ahmet. Aylardır çalıştığım yama sonunda bitti arkadaşlar. Yama toplamda 665 değildi. Şu anki 555 MB. Ama normalde şöyle yaparsak 1 GB değil. Bu sıkışılmış artık. 500 yazıyor ya aşağıda. 1 GB'dan 500 MB çıkartın o. Yani 719 MB falan. Gerçekten arkadaşlar çok uğraştım. Milyonlarca kez oyunu silip tekrar kurmak zorunda kaldım. Rockstar Games, Social Kulüp hep sorun çıkardı. Lanet olasıca şuradan göstereyim. Şu lanet olasıca VPN info yemin ederim bıktırdı beni. Bir ay boyunca uğraştım arkadaşlar. Ve yaptım. Ne 9'u amına koyayım? 6 7'ydi lan bu. Ha. Tamam. Bu orijinal şu anda. Bu orijinal hali. Daha kuracağım. Sizin gözünüzün önünde kuracağım. İlk öncelikle arkadaşlar, iki tane dosya gelecek. Sonra işlemini de yapayım. Versiyon 2. Bir tane dosya gelecek arkadaşlar indirdiğinizde. Hatta ben bunu da arşivleyeyim. Lan 555 MB'lik bir şey zaten. Arşivlemeye gerek yok. GTA 4 Full Yama versiyon 2 adında bir dosya gelecek. Bunu açacağız. İlk öncelikle GTA 4 1.0.4 pekini uygulayacağız. Oyunu tekrar kurun. Yani oyununuzu değiştirdiyseniz lütfen tekrar kurun. Ondan sonra hata çıktı, böyle oldu, şöyle yattı, yan yata çamur attı, yok. Next diyeceksiniz, işte bunu install falan filan kuracak bu hemen oyunları yüklüyse. Ben de yerel listede yüklü. Buraya kadar ışınlandı, burada biraz bekledi, sonra sona gitti. Kuracaksınız. Ve oyununuz arkadaşlar biraz değişecek. Bu peki yüksek performans almanız ve Weapon Info adındaki işi, o dosyaları kurcalayabilmem için yükledim. Onun için yükledim. Sırf o amaçla, yoksa yani bir özelliği yok bunun. GTA 4 Full Yama versiyon 2 çalıştırıyorsunuz. Çalış lan. Daha yeni arşivledim, sıcak sıcak. Çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Dikkat, şu yazıları okuyun. Lütfen arkadaşlar, bug gibi hataları bana bildirin. Ya da olmadıysa, yapamadıysanız yine bildirebilirsiniz. Kabul ediyoruz. Beğendiyseniz abone olup beğenmeyi unutmayın. Lütfen. Öncekinde de sinirim bozuldu. 800 kişi izlemiş, 300 kişi indirmiş. Yani bunu 300 kişi indiriyorsa 300 kişinin beğenmesi lazım değil mi? Yani madem indirdim, kurdum. Hadi onun 100, hadi onun 200'ü beğenmedi diyelim. 100 kişi nerede? Neyse. Lütfen Grand Theft Auto 4 adlı dosyayı hedef bu. Ana heden yazmışım. FLD'yi yan yana koyalım. Yine mi arşivleyeceğim? Arşivleyemem artık. Yemin ederim arşivleyemem. Bir saat bunu bekledim ben. Hani bir de bunu arşivleyeceksin böyle. Yok ya. Hedef işte, hedef. Heden. Heden diye bir şey yok. Hedef olabilir. Yok, D ile F. Ben N ile F'yi nasıl karıştırdım? N nerede, F nerede? Neyse, hedef seçin.
Bu dosyanın kurulumdan önce yedeğini alın. Aksi takdirde sorumlusu sizsiniz. Yerellik C falan filan falan filan hakikaten. Program files. Rockstar Games. Ben şunu sileceğim. Yönetici benim ama okuyayım. Dingil. Yönetici benim. Şunu ben yerellik D yapacağım arkadaşlar. Şöyle. Ben yerellik D yükleyeceğim çünkü. Şu borcun el hali. Çıkart diyeceğiz. Tümün evet diyeceğiz. Şöyle bir kontrol edeceksiniz şöyle şeyler geldi mi diye. Sicipli tanımda bir dosya gelecek. Yama ile değişen şeyler şunlar. Ayrıca 1.0.4.0'ın şeyi var burada. Crack'i var. Crack'li bu. Bilgisayar değişti arkadaşlar. Normal böyle bilgisayarlar var ya, internet kafeler oyunda. O bir onun böyle masaüstü Windows 7 oldu. Sonra bütün silahların görüntüleri değişti. Hatta şeyin üstüne ben ıslak imzamı bile attım yani. Bildiğiniz ıslak imzayı attım Molotov'un üstüne. Bütün arabalar değişti. Yok bu şey yapıyordu. Tamam ikisi. Türkçe GPS oldu. Hani GPS sesi Türkçe çevrildi. Bütün silah sesleri gerçekçi oldu. AK-47 zaten ben bunun videolarını çekeceğim. Hiç de anlatmama gerek yok. Yine de anlatıyorum. Helikopter, yağmur, şimşek, yıldırım gibi sesler daha da gerçekçi oldu. Konuşamadım ya. Bir aydır böyle odamdan çıkmayınca. Bakın şu şişem dumanlaşarak haberleşiyorum komşularla. Yaşıyor mu diye sesleniyorlar. Şuradan duman yakıyor. Yakında birbirimize yani insanlara vurarak anlaşacağım. O derece bir mağara adamına döndüm. Taş devrindeyiz ya. Taş devrindeyim ama suyu plastik şişeden içiyorum. O ayrı bir mesele. Patlayıcı demeyelim de böyle patlamalar daha da gerçekçi oldu. Hem grafik hem de şey açısından. Hem grafik hem efekt hem de ses açısından daha da gerçekçi oldu. Bütün arabalar oyundaki ismiyle değil de gerçek hayattaki ismiyle değiştirildi. Silah ayarları değiştirildi. Silahların ayarları değişti. Taksiciler artık arabalarından inip kaçıyorlar. Yani normalde ateş ederseniz hemen kaçardı pezevenkler. Ama şimdi öyle değil. Arabadan iniyorlar, ondan sonra kaçıyorlar. Ve Niko 30 yaşındaymış. Onu bile 31 yaşına çevirdim. 31 yaptım orayı. 31 yaşında Niko. Bir yıl kaç yıl önce çıkmıştı bilmiyorum ama Niko bir yaş atladı. 31. yaşına bastı. 32 yapayım mı diyeceğim de şimdi ben arşivledim bunu. Artık geri dönüş yok. Arabaların hızı ve ayarları değişti. İşte kan efektleri daha da gerçekçi, patlama efektleri daha da gerçekçi oldu diyebiliriz. Yama kuruldu arkadaşlar. Yamamız bu kadar. Open 4'de ben tamına değişti mi diye bir test etmek istiyorum. Sıçbıtuk falan geldi. Değişti diye tahmin ediyorum. Audio'dan başlayalım. Güzel.
Güzel. AK-47 tamamdır. Oyunda zaten gösteriyor. Tamam, sesler şimdiden güzel. Modellere bakalım bir de. Güzel. All right. Bu zaten silah değil. Eagle. Yani susturucu tüfek. Güzel. Glock. Bu da güzel. Grenade. Süper. Bıçak. Oo. M4. Astroloji. Fizyoloji, ıslak imza diye bundan bahsediyordum arkadaşlar. Islak imza dediğim buydu. Ama oyunu HD oynayabilenler, yani full ayarda oynayabilenler bu yazıyı okuyabilir sniper'la. MP5. Fizyoloji. Biyoloji artık. Daha başka bir şey bulamayacağım. Bu pompalı çok güzel. Diğer sniper. Koydu mu çakar yalnız. Koydu mu çakar, çaktı mı çakar. Budur. Uzi mi? Uzi'yi ellemedim. Uzi ve tekliyi ellemedim. Uzi tekli pompalıyı ellemedim. Önceki Yamada'kininle aynı. Silah ayarlarına bakalım. AK-47. 100 mermi tamamdır. Hani bir de elimize bakalım değil mi? Hatta versiyon name'ini de Ahmet'ten eşittir bir yaptım. Versiyon name'i hangi dingil açıp bakacaksa artık. Söyleyeyim dedim şimdi. Ya, hazır modu indirmişsiniz. Yani bunun şeyine girip de niye değiştiresiniz ki? Ama ben yine de yaptım, ne olur ne olmaz dedim. İşte böyle falan böyle. Kurulumunu gösterdim arkadaşlar, yani kurulumu bu. Yani bunu kuracaksınız, ardından da bunu kuracaksınız. İlk önce bunu kuracaksınız arkadaşlar. Peçi uygulayacaksınız. Ondan sonra bu full yamayı kuracaksınız. Bitti. Ondan sonra açacaksınız oyununuzu. Keyfinize bakacaksınız yalnız. Yamayı beğenirseniz. Huu, çok güzel, tam da aradığım bir şey. Ya, aradığım yama derseniz beğenin, abone olun. Lütfen. Bir ay diyorum bakın. Bir aydır evden dışarı çıkmadım. Mağara adamı oldum dedim ya. Ayrıca arkadaşlar, son bu yama çıktıktan bir hafta sonra bana yani bana mesaj atın. Yani olmuyor gibisinden. Yani olmuyorsa olmuyor diye mesaj atacaksınız ya. Bir hafta sonra atın. Bir hafta kendimi toparlamam lazım. Daha çıkmam lazım. Doğadaki yaşam videolarını devam etmem lazım. Daha çok işim var. Hani bu yamayı yapınca kadar bir ay evde oturdum böyle. Mağara adamı gibi. Yani siz bana mesaj atarsınız. Sizin adresinizi bulur gelirim. Yani bir hafta sonra değil de yama çıktıktan hemen sonra mesaj atmaya başlarsanız ayıp olur. Gelirim, adresinizi bulurum, sizin eve giderim. Sizi bulurum, böyle vura vura anlaşırız artık. Mağara adam olduk çünkü burada taşla. Annem bile yemeği getiriyor, kapının önüne koyuyor, kapıyı çalıyor, gidiyor. O öyle yani.
Hayvan olduk ama o kadar da hayvanlaşmadık yani, daha doğru. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu açıyorum. Tek tek göstereceğim arkadaşlar. Bu oyunu Facebook'taki 140 arkadaşım, hani benim sarf ettiğim, yani gösterdiğim çabayı anlayamaz. Anlayamaz. Facebook'taki arkadaşlarım bunu anlayamaz. Neden anlayamaz? Oyunun orijinalini oynamaları lazım. En azından videosunu izlemeleri lazım. Hani orijinalini görmeden benim yaptığım yamayı görerse, ha bu pezevenk ne yaptı diyebilir. Yani böyle de böyle düşünürler. O yüzden arkadaşlar, yani bu oyunu Facebook'taki arkadaşlara bıraktım. Bu videoyu izleyip de orijinalini oynamamış olan insanlar için bir şey yapacağım. İlk önce ben şimdi bu oyunu sileceğim. Nasıl mı? Şöyle. Silmesem mi lan? Yok yok yok, silmesen, silme. Silmesen. Yama, tabii yamayı yaptım ya ben artık. Yani rahatız. Kaç GB lan bu? 76 MB mı? 70'e kaldı. 76 MB'den bir şey olmaz. Gönder şunu. KB/s senin yapacağın işin ben ağzına sıçayım. Çalışıyor. Hadi bebeğim. Hadi bebeğim. Bebeğim hadi. Tamam bebek. Tek suresi. Kaç megabayttı bu? 32. 1 megabaytla kurtarmışız. Ne mutlu bana. Yerel dikseye de gideyim. Oh. Ben bir anda böyle kafa gitti, gel ne oluyor sen diye. Orijinalden değiştireceğim. Tek tek video çekeceğim. İşte bilgisayarımdan, yani bilgisayar değişti dedim ya, ondan tut GPS'e kadar orijinalinde. Sonra bir de benim yaptıklarımı da çekeceğim. Yani bu oyunu bilmeyenler bile orijinalini izlemiş olacak. Bu sayede de bir aylık emeğimi siktir boktan bulup YouTube'da dislike atıp yorumda küfür yazıp geçmeyecekler. Çok oldu bunu yapan. Önceki videomda çok oldu. Ama bakayım, ben yamayı anlatmışım. Adam sen nereyler çıkmıyor, Allah belanı versin. Lan niye böyle okuyorsun sen bana? Aynen böyle yazmış adam. Ben sana öyle mi bahsediyorum? Götüne mi sokacaksın reyi? Ne yapacaksın? Böyle insanlar var ya, yemin ediyorum. Kendimi şuraya asasım geliyor lan. Kendimi değil, pardon. O söyleyene asasım geliyor. Bir de dayayasım geliyor, yemin ediyorum. Reyler çıkmıyor. Böyle yok, böyle değil. Sen R'leri söyleyemiyorsun. Allah belanı versin senin. Yavrum, adam bildiğin bela okuyor. La ben R'yi söyleyemiyorsam senin götüne mi giriyor? Sana giren mi var? Niye bela okuyorsun? Hani böyle dingiller, böyle affedersiniz ama böyle şerefsizler yüzünden hani bok yapılmıyor. Yemin ediyorum, ben yapmışım yamamı, paylaşmışım, izleyeceksin, indireceksin, beğendiysen like atacaksın, beğenmediysen dislike atacaksın. İpne çok.
Adam bir de bela okudu ya. Bela okumuş. Yemin ediyorum onu görünce gülmekten öldüm ben. Pardon. Küfür edip gülmekten öldüm. İlk önce küfür ettim. Sonra adamın haline güldüm. Ondan sonra da kendime geldim. Versiyon 2'ye başladım. Bu. Arkadaşlar ben şimdi oyun kampanyasına geçiyorum. Her şey hazır. Oyuna girip videoyu çekeceğim. GTA 4 full yama testine başlamış bulunmaktayız. Süper GT spamladım arkadaşlar. Şu anda orijinal oynuyorum. Süper GT'ye bakın. Hani bu da güzel de. Ayrıca GPS testi. Okay. Turn left. Sola dönün. İngilizce. Abi bu daha güzel ya. Millet bana söve. Türkçe GPS bu kadın konuşuyor ya. Bu Türkçe. Neyse o versiyon 3'lü artık o. Belki o da. Bulabilirsem. Az siktir. Hunting ayarlarına da bakın arkadaşlar. Aynı yola bir de şeyle gideceğim. Hop burada. Pardon yanlış sokak. Pardon abi sorun yok. Pardon. Aynı testi bir de yamayı yükledikten sonra yapacağım. Aman akıllı ne artistik yapıyorsun lan sen bunu. Ne artistik yapıyorsun? Gel lan adam gibi. Silahları daha sonra test edeceğiz. Falan. Buradan sevgili bulabiliyoruz. Don't be shy. Search diyor. Aradığımı soruyor galiba. Evet aradığımı soruyor. Nasıl oraya vuruyorsun sen ya? Kan efektleri de böyle arkadaşlar. Telefon. Ve bu helikopter de böyle öküz gibi. Açıyorsunuz, biniyorsunuz. Ne
Tamam, Mary, Mary. Alkış yapamadım. Helikopterin sesini de dinleyin arkadaşlar, çünkü diğerinde değişecek. Bu orijinali, tekrar söylüyorum, orijinal. Bir yapmasan sağa sola diyorum. Ya şöyle ana D'ye basmam lazım bir sağa sola yapması için kendi kendine yatıyor. Şimdi ben yapayım düzeltmek için. Bence ineyim. Araba güzel. Yağmur seslerini dinleyin. Şimşek çaksan. İyi dinleyin. Evet, iki şimşek çaktı şimdi de. Yine araba çıkarttım. Bu arkadaşlar beyzbol sopamız. Bu orijinal. Orijinal sopamız. Bu desert eagle. Yani susturuculu silah olacak. Pompalı. Bu MP5. Bu M4. Bu sniper. Şu. Nasıl bir baktığı anlamadım. Bu patlama sesimiz. Bu da RPG'miz. Motherfucker bitch.
Niko yeter. Hadi doğ, hadi, hadi, hadi doğ. Anasını satayım. Bir daha çıkacağım hocam diye. Lanet olsun. Bir daha çıkacağım. Öküz gibi helikopter babam, ben şimdi bunu nereden havalandıracağım? Acaba biraz sokaktaki arabaları da gösterelim. Sokakta da araba yok. Adam olun. Arka arkaya ne yapıyorsunuz orada? Helikopter seslerini iyi dinleyin arkadaşlar. Ondan sonra değişiklik yok demeyin. İyi dinleyin. Bu video bir saat olabilir. Onu da söyleyeyim. Bu arkadaşlar el bombamız. Bunu buradan yakından görmemiz imkansız. Ama yere attığımızda normal yuvarlar, pürüzsüz. Patlama sesi. Ve patlama efekti. Bir tane daha araba patlatalım. Ama sesimiz bir efekti. Şimdi ilk silahlara geçiyorum. Bıçak. Bu bıçakta kan yok arkadaşlar. Diğerinde var. Bu Glock'umuz. Yani teklimiz. Bu pompalı. Uzi. AK-47. Sniper ve bazooka. Molotov. Patlayacak mı? Şimdi polis helikopteri getirteceğim. RPG ile de onu patlatacağım. Kan efektleri. Güzel. Ama kim neden kalkmayı durdurdu? Başka değiştirdiğim kamerayı gösterdik. GPS. Patlama efektleri falandır filandır, yağmur etti tuttu falan etti. Evet güzel, silahları da tam tamına gösterdik. Başka ne ekledim lan ben? Evet hepsi GPS falandır filandır, tamam.
Artı bir de arkadaşlar, size şöyle bir iyilik yapacağım. Aman okuyayım, niye arıyorsunuz beni? Bir de tam olarak göstereceğim. Yani bütün silahları bir arada göstereceğim. Fren mesafesine falan dikkat edin arkadaşlar. AK-47 pompalı sniperlar. Şu sniper'ı göstermeyi unuttum. Onu göstermeyi unuttum. İşte bunlar. Çelik ile ellemedim zaten. Telefon. You deserve it. Şu Desert Eagle take'li falan filan. Biraz daha gidersen polis beni sikecek. Şimdi bir de benim yaptıklarımla oynayalım. Değil mi? Evet arkadaşlar, videomuz başlamıştı. Yalnız modlar bayağı bir kastırıyor. Modlar değil de arabalar. HD. Yok lan şu yükselmiş, anasını satayım. Arabalar HD. O yüzden. Bir tane Super GT çıkarttım arkadaşlar. Super GT'ye bindim. Bir şey unuttum gibime geldi ki unuttum. Şuna gidecektik. Şimdi bir de bakın antiklere. Daha da rahat. Lütfen dönüşü. Çekiliyorum. Metre sonra. Sağ ol. İkisi de yandan uyuyor. İyi misiniz? Aaa pardon, özür dilerim. Ah, yazık oldu ya. Erken oldu bu, saylanmaz. Orijinaline daha da iyi buldum. Metre sonra. Sağ dön. Lütfen dönüşü yapın.
arabanın inikle kaçıyorlar. Yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ne yalan söyleyeyim. Şu bilgisayarı ben ilk defa dinliyorum. Hani ilk defa dinleyeceğim. Yükledim de ilk defa dinleyeceğim. Bir bakacağım arkadaşlar. Ve olmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Geri dönüşüm kutusu. İnternet. Yine aynısı. Görmüş olduğunuz gibi. Masaüstü. Windows 7. Çıktınız lan. Siktirin. Polisler orada arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi susturucu da silah. Yakınlaştı mı öyle? Kaça. Bu da şimdiki helikopterimiz. Yani helikopteri çalıştırmadan ben hemen space'e bastım onlandır. Patlama sesini şimdiden duymuş oldunuz. Normal ekran oldu. Ben space'e bastım. Ondan sonra böyle oldu. Hem de onda akşam oluyordu şimdi. Ne kadar öküzsünüz lan? Şimdi sesine bakın arkadaşlar. Sesler daha da gerçekçi. Hani biliyorum da konuşuyor.
Ayrıca arkadaşlar GTA San Andreas'ı da unutmayacağım. Onun için de mod yapacağım mı acaba? Ben de bilmiyorum. Beğenen olursa. Amına koyayım. Lan git lan beni izliyor. Hassikti. Bu arkadaşlar sopamız. Polis baton yani. Niye iki amına koyayım? Bunu çıkarttım yolda kayboldu. Vuruyorsunuz. Bu susturuculu tabancamız. Bombalı. VMP5. VM4. Patlama sesi ve efekti. M4. Sniper. Şöyle göstereceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Komşuyla annem konuşuyor. Komşu bana kızdı gibi. Bayramlaşmadım yani. Bayramda bile bakmıyorum. Sniper'ımız. Ve RPG. 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 Helikopter Allah belanı vermesin. Çıksana. O da ne artistik yapıyorsun lan sen? Ne artistik yapıyorsun? Bay bay helikopter. Sık sık. Sık sık. Sık sık. Helikopter düştü. Aranmam gitti lan. Yani ne bu barek harap? Ne bu barek mi RPG'ymiş bu? Ve gerçek patlama etkisi. Etki eder diye düşünüyor. Ağzıma sıçtı amına koyayım. Şuraya şunları koymasalar şimdi aşağıdaydım ben. Ağzıma sıçtı nasıl ya? Yeser GPS falan filan arabalar. Bütün silahlar değil. Daha dur. Şimdi bıçağımız. Kanlı bıçak. Etki etmiyor. Ben bir de bunu orijinalinde deneyeceğim. Normal tekli. Pompalı. Uzi. Ve ağır makinalı. Ve bu modda size güzel bir sürprizim var. Polislerle kapışacağım. Araba başka, RPG başka. Arabada göt kadar benzin, RPG'de öküz kadar patlayıcı.
Yalnız ben bununla kapışamam yani. Bıçaklar altında ben hayatta kapışamam polislerle. Ama ben kapışabilirim. Hayır dede, sen çok yaşlısın. Ben kapışacağım. Ağzına sıçacağım. Hayır dede, sen olmaz, çok yaşlısın. Hangi tuşa ilerliyorsun? Tamam amın okuyayım, öldür hepsini. Oo, bak 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 bak, geldi. Amanın yazık oldu kıza ya. Topunu sikeyim senin. Giydiğin ayakkabının markasını. Lan tat 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 tat. Bana baktı, beni gördü. Of. Fişi koydum. Yemin ediyorum böyle tak dedi ense köküne. Direkt ense. İnsan kafaya çalışır. Evet, belden aşağıya vurmak yok. Nasıl yani? Bu kadar adam hala ayakta amına kodumun direği. Gıcık oldum yemin ediyorum ha. Adam hala ayakta, yıkılmadım ayaktayım diyor. Bir de bana felsefe yapıyor. Polis, polis, polis. Polis öldürdüm, niye 3 yıldız değil? Ağzına sıçacağım senin. İşte şimdi oldu. Hatta size özel sürprizim var. Susturuculu silahla kapışacağım. Ve böyle. Böyle. Ve hatta böyle. Ve hatta helikopter arkama geçmez. Yarın bir kafanı göster. Çık anasını satayım. Ve bunu da helikoptere düşürüyorum. Çıkamadı ama okuyayım. Nereden geçiyorsun sen? Motherfucker bitch! Ne yapıyorsun? İmdat! Kaçı bakalım! Yükselsene bebek! Hasta la vista! Güzeldi. Bay bay. Amca senin ne işin var lan burada? Hani bana sıkıyordun sen? Faşist. Ah hiç değişmeyecek. Onun tam adı beni. Hala da aklındayım. Aklımda. Yok onun aklında ben varım. Kaç. Asiktir. Buradaki arabaya ne oldu acaba? Sorması ayıptır. Neyse. Biçim iş lan, buradaki araba nereye gitti? Ateistler açıklasın. This is a M4. M4, evet M4. M4 değil bu arkadaşlar. Ben değiştirdim. M4. M4, M. İlla almalı, öyle
sık kafama diyorsunuz yani. Ya hocam ışık tutma lan. Işık tutma pezeme. Sis atma hoç. Hasta la vista. Sinek avlıyoruz. Pompalıyla düşürebilir miyim ki? Buraya giren adam var mı lan? Millet buraya daha iyi girmiş lan. Arkadaşlar şu şeyler sadece benim oyunumda oluyor. Yani benim ayarları düşük ya benim. O yüzden oluyor. Ah ben senin hatanı. This is a pompalı. Yavrucuğum standart pompalı. Bir şey olmuyor ki. Bu ne oluyor önce? Ha bir kere de bir sağlam durun düşmeyin ya. Uğraştırın ya da nasıl satayım. Bir koyuyor mevzi gidiyor. Neden pilotun kafasına sıkıyor mu nasıl satayım? Kafasına öyle. Kıçına başına değil kafasına. Hangice kendine molotof atan adam diyecektim ama molotof nereye gitti? Aa aydınlanıyor. Biraz aydınlatalım şöyle. Kızartalım biraz orayı. Epek yapam epek. Helikopter. Bu dingil mi gönderdiniz siz? Ama bu dingil bana hakaret oluyor ama ya. Öyle öküz gibi kadar helikopter bok yapamıyor. Hakaret şu anda bana. Bana hakaret yapamazsınız. Hakaret. Hakaret yapılmaz, hakaret edilir. Gelsene erkek sen ha? Ha gelsene. Son bir mermim. Ha siktir niye aç... Amına koyayım niye açalım ki? Gördün mü? Ayağa kalktı amına koyayım oradan arıyor şunu. Pezevenge bak ya. Sen de iyi ölmedin gördüm. Oradan kıçın başına oynuyordu. Bu kadar arkadaşlar ya ama bu kadar yani. Umarım benim emeğin ne kadar çaba sarf ettim anlamışsınızdır. Son bir hediye daha. Bana hediye göndermişler arkadaşlar. O hediyeyi kabul etmem lazım. Yavrum telefon dedim. Yavrum telefon. Amına koyayım senin ha. Ağzını sıçacağım ha. Adama bak ya telefon. Lan ne kadar salaksın sen. Telefon. Oh be. Oyunlardaki hediyelerden isteyen hiç hoşlanmam.
emin olmak lazım şimdi. Yok yok. Efendim. Geliyorum. Bir dahaki bölümlerde görüşmek. Bir dahaki yamalarda diyelim artık. Bir dahaki yamalarda görüşmek üzere ama ben şunu da bir öldüreyim ya. Acıdım yani. Abi beni öldür diyor şimdi bunlar. Acıdım yani. Onları kırmak istemem. Aa, çok karanlık diyecektim ama gece görüşünü açalım dedim. Bir dahaki yamalarda görüşmek üzere.